Yapılan istatistiklere göre Türkiye'de her 10 ölümden 4'ü kalp krizi sonucu meydana geliyor. Peki kalp krizi neden kaynaklanıyor? Artan sıcaklıkların krize etkisi var mı? Bu soruların yanıtını muhabirimiz Nur Baranlı sizin için araştırdı. İşte haberin detayları. Şeker hastası olanlar, kolesterol ve tansiyonu yüksek, aşırı kilolular. Aman dikkat, uzmanlardan yeni bir açıklama geldi. Sıcak havalar ve denizde fazla efor kaybetmek kalp krizine davetiye çıkarıyor. Tabii sıcaklar normal bireyleri etkilediği gibi kalp damar hastalığı olan kişileri daha fazla etkilemekte. Özellikle Antalya gibi nemli bölgelerde artan sıcaklık ve beraberinde artan nem miktarıyla birlikte vücut sıcaklığı artmakta. İnsanlar da denizin yolunu tutmakta. Uzmanlarsa bu durumu sakıncalı buluyor. Çok ağır veyahut da çok uzun süreli yüzme bazı hastalar için riskli olabilir. Bu riskli durumlar sonucunda kalp krizi geçirilirse de asıl belirtiler ne derseniz? Nelerdir? Kalp krizinin en önemli belirtisi göğüs ağrısıdır. Ama tabii ki her göğüs ağrısı kalp krizi belirtisi değildir. Göğsü sıkıştıran, sırta, kola vuran, çeneye vuran, beraberinde terlemenin eşlik ettiği bir göğüs ağrısıdır. Diğer taraftan bir ani ölüm de bir kalp krizinin ilk belirtisi olabilir. Sağlık açısından her türlü rahatsızlığa iyi geldi bilinen yüzmenin, düzenli olarak yapıldığında bir zararı olmayacağını açıklayan uzmanlar, bu durum bazı insanlar için değişebileceğini öne sürdü. Yatan bir kalp hastalığı varsa o denizde ortaya çıkmış oluyor. Tabii normal yaşamda çıkmasıyla bir denizde bunun ortaya çıkmış olması çok daha büyük risk oluşturuyor. Çünkü ilave bir boğulma riskini getiriyor. Evet, öyle de oldu. Geçtiğimiz günlerde aynı gün iki kişi geçirdikleri kalp krizi sonucunda hayatlarını kaybetti. Gel burada. Mevsimsel etkenlerin de yol açtığı kalp krizi peki nasıl atlatılmaya çalışılır? En kısa zamanda izonikiye ulaşmak gerekiyor. Ancak solunum eğer yoksa buna yönelik, solunum yolunu açmaya yönelik girişimlerde bulunabilir.